Herkese merhabalar. Milyonlarca kişinin gözü, kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Hangi konuda? Bağkur prim indirmesi konusunda. Bağkur prim indirilmesiyle ilgili haberler sürekli bu aralar gündemde biliyorsunuz. Çünkü seçimden hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadiydi. Primleri indirmek Bağkur'da. Hatta bununla ilgili bir hatırlatma yapayım. Şimdi gelişmeleri aktaracağım ama önce bir hatırlayalım ne olmuştu. Seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hatta ondan önce eski bakan Vedat Bilgin Bağkurlularla SSK'lar arasında prim eşitlemesi yapacaklarını, aradaki farkın çok fazla olduğunu ifade etmişti ve adaletsizlik olduğunu vurgulamıştı. Bu prim eşitlenmesini hayata geçireceklerini söylemişti Bakan Vedat Bilgin. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimde bu konuyla ilgili vaatlerde bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Hatta ekranda görüyorsunuz, bununla ilgili de bir tweet paylaşmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne demişti? Bakın hemen aktarıyorum. Biz bazıları gibi sözümüzü havaya söylemiyoruz. Ne dersek onu yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha nice güzel haberlerle, müjdeyle esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz diyor ve burada gerçekleştirdikleri işlerle ilgili bir paylaşımı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Burada diyor ki, bakın, küçük esnafımızın emeklilik için gereken prim gün sayısını 9.000'den 7.200'e indirdik diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İndirdik diyor. Dolayısıyla prim eşitlemesiyle, prim indirmesiyle ilgili aslında 9.000'den 7.200 güne inmesiyle ilgili büyük bir beklenti oluştu kamuoyunda ve esnaflar arasında. Şimdi bu prim eşitlemesi artık gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önümüzdeki ay Temmuz ayında gelmesi bekleniyor. Tabii bu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor açıkçası. Milyonlarca Bağkurlu ilgilendiriyor. Hatta sadece 99 öncesi, yani EGT'li Bağkurluları ilgilendirmiyor. 2000 sonrası girişli Bağkurlu arkadaşlarımızı da ilgilendiriyor. Çünkü prim indirildiği zaman, 9.000'den 7.200'e düşürüldüğü zaman prim, dolayısıyla daha çabuk emekli olacaklar onlarda. O açıdan şimdi Temmuz ayında dediğim gibi meclise gelmesi bekleniyor. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği ifade ediliyor. Bağkurlularda prim gün sayısı düşürülecek. Bu anlamda hakikaten emekliliğinizi hemen planlamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Emeklilik planlaması yapmanız gerekiyor. Çünkü prim düşürüldüğü zaman, indirildiği zaman ne zaman emekli olacaksınız, nasıl emekli olacaksınız, hangi yolu izlemelisiniz, hangi Bağkurluları, yani hangi esnafı kapsayacak? Bununla ilgili tabii detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hafta içi her gün 16'da canlı yayınlarımız var biliyorsunuz. Canlı yayınlarda gelişmeler oldukça, içerikler daha da netleştikçe sizler paylaşıyoruz ve bilgilendiriyoruz sizleri bu konuda. O yüzden hem canlı yayınlarımızı takip edin, hem bu konuda videolarımızı, haberlerimizi takip edin. Önemli konu, Bağkurlulara prim eşitlemesi geldiği noktada artık siz de emekliliğinize daha çok yaklaşmış olacaksınız ve bunun planlamasını yapmanız gerekiyor. Emeklilik planlaması yapmak için, bunu da zaten sürekli biliyorsunuz vurguluyoruz, neden emeklilik planlaması yapmalısınız, neden bir uzmana başvurmanız gerekiyor emeklilik planlaması yapmak için. Şimdi özellikle mesela Bağkur prim indirmesi geldiğinde, Bağkur primleri düşürüldüğünde, çalışma hayatı boyunca SSK'lı olarak çalışmış olan var, bir dönem Bağkur'a girmiş olan var, Bağkur'u çalışan var, bu durumda olanlar, artı Bağkur ihya ve borç yapılandırması gerekenler var. Şimdi prim indirimi yapıldığı zaman, o zaman yaklaşmış olacak ve siz nasıl emekli olacaksınız? Bağkur ihya ya borç yapılandırma yapmadan emekli olamayacak olanlar var. Peki bu borçlanmayı nasıl yapmalısınız? Nasıl bir yol izlemelisiniz? Bağkur ihyayı nasıl yapacaksınız? Çalışma hayatınız boyunca farklı statülerde çalıştıysanız ve şimdi Bağkur'dan emekli olacaksanız, bu
prim indiriminden nasıl faydalanacaksınız? Bütün bunlar tabii ki emeklilik planlaması kapsamına giriyor. Sizin için aslında çok büyük bir fırsat. Bağkurlu arkadaşlarımızın prim düşürülmesi emeklilik için büyük bir fırsat. Dediğim gibi milyonlarca kişinin gözü kulağı burada bu noktada. Temmuz ayında, işte en geç Ağustos ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş olacak olan Bağkur prim indirimiyle ilgili hemen emekli olmak için siz de lütfen durumunuzu mutlaka kontrol edin. Belki de canlandırma yapmanız gerekecek. Bağkur'da işte Bağkurlu oldunuz ama ödemediğiniz primleriniz varsa canlandırma yaparak belki de emekli olabileceksiniz çok daha kısa bir zamanda. İşte bütün bunlar bir planlamayı kapsıyor arkadaşlar. Siz de emeklilik planlamanızı yapmak için ekranda bir telefon numarası var görüyorsunuz 0546 473 23 36 buraya WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum şeklinde mesaj gönderirseniz size geri dönüş yapılacaktır ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la emeklilik planlamanızı yapabilirsiniz. Kendisiyle online olarak görüşeceksiniz. O da size en doğru yolu, en doğru yöntemi gösterecek nasıl emekli olacağınızla ilgili. Dolayısıyla artık elinizi biraz daha çabuk tutmanız gereken bir sürece girildi. Bağkurlu arkadaşlarımızın dediğim gibi planlamasını bir an önce yapması gerekiyor. Bağkur prim eşitlemesi geliyor, Bağkur prim indirimi geliyor ve şu anda işte 9000 gün olan Bağkur prim ödeme günleri 7200'e düşürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söylediği gibi indirdik diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama bu üstte de yazmış olduğu tweette görüyorsunuz. Bazıları diyor sözümüzü havaya, biz diyor sözümüzü havaya söylemiyoruz. Ne dersek de onu yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha nice güzel haberle, müjdeyle esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Küçük esnafımızın emeklilik için gereken prim gün sayısını 9000'den 7200'e indirdik diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda Temmuz ayında işte en geç Ağustos ayının başında artık Bağkur prim indirimi de gelmiş olacak. Aslında çok büyük bir müjde bu Bağkurlular için. Çok böyle büyük bir sabırsızlıkla bunu bekliyorlardı. Bunun sözü verilmişti hükümet tarafından, eski Bakan Vedat Bilgin tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından. Artık bu söz de hayata geçecek gibi gözüküyor. Siz hazırlığınızı yapın, siz planlamanızı yapın. Nasıl emekli olacaksınız? İşte biraz önce anlattığım gibi bütün bunları lütfen planlayın ve emekliliğinizi 2000 sonrası girişli arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Çünkü prim gün sayısı düştüğünde onları da etkilemiş olacak. Hemen planlamanızı yapmanızda fayda var. Hafta içi her gün bir saat 16'da canlı yayındayız. Devamlı izleyen arkadaşlarımız çok net biliyorlar. Bütün bunlarla ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Sizleri bilgilendiriyoruz. Sorularınızı yanıtlıyoruz canlı yayınlarda. Yine aynı şekilde video ve haberlerle gelişmeleri sizlere sıcağı sıcağına aktarmaya devam ediyoruz. ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızla ilgili de eğer beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız videolarımızı ve evet böyle devam edin, çalışma ve sosyal güvenlik hayatını sizden takip ediyoruz diyorsanız videolarımızın altında bir süper teşekkür butonu var. Bu butona da basarak bizlere destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi abone olup bildirimlerinizi mutlaka ama mutlaka açın. Önümüzdeki günlerde çalışma ve sosyal güvenlik hayatıyla ilgili her zaman olduğu gibi önemli gelişmeleri ve en doğru bilgileri bizlerden almaya devam edeceksiniz.